bizim için önemli ve değerli bir başlık. Soru potansiyeli taşır. Rehberliğin işlevlerini bilmemiz lazım. Konuşacağız devamında zaten. Sonra öğretim kademelerine göre, yani okul öncesinde neye önem verir? İlkokulda ya da ortaokulla ilkokulu birleştiren bir anlayış var. İlk öğretimde neye ağırlık verir? Lisede neye ağırlık verir? Yüksek öğretim burada bizim görevimiz değil. Yüksek öğretimde üniversitelerin içerisinde kurulan rehberlik ve psikolojik danışma merkezlerinde, tabii onlar çalışma yaşamına hazırlık, kariyer, CV hazırlama vesaireye ağırlık veriyor. Dolayısıyla yüksek öğretimle ilgili ve ilişkili soru almayız biz. Ama okul öncesinde neye önem verir? İlk öğretimde neye önem verir? Lisede neye önem verir? Onu konuşuruz. Birey sayısına göre rehberlik. Orada da biz biliyoruz ki rehberlik bireyle de verilebiliyor, grupla da verilebiliyor. Aynı şekilde psikolojik danışma da öyle. Bireysel de yapılabiliyor, grupla da yapılabiliyor. Bu başlıkta da birey sayısına göre rehberlik başlığında da bireyle psikolojik danışma ve grupla psikolojik danışma öğretmenlere soru olmaz. Çünkü öğretmenler çok rahat bireyle ve grupla rehberlik yapabilirler. Böyle bir görevleri vardır. Ama bireyle grupla psikolojik danışma psikolojik danışmanların işidir. O yüzden burada daha çok rehberlikle ilgili olan bireysel rehberlik ve grup rehberliğine dikkat etmemiz gerekir. Grup rehberliğinin özellikleri belki soru olabilir. Son başlıkta ne var? Problem alanlarına göre eğitsel rehberlik nedir? Ne tür çalışmaları kapsıyor? İşte mesleki rehberlik nedir? Ne tür çalışmaları kapsıyor? Kişisel sosyal rehberlik nedir? Ne tür çalışmaları kapsıyor? Burada da şöyle sorular olabilir. Bir bireyin problemlerinden bahsedilebilir. Hatta bu bireyin paragrafı okuduğumuzda problemlerinin bir bölümünün sanki böyle öğrenmeyle, sınava hazırlanmayla ilgili, bir bölümünün meslek seçmeyle ilgili, bir bölümünün belki duygusal sosyal sorunlarla ilgili olduğunu görürüz. Ama genelde sorunun kökü bize der ki öncelikle. Bu bireye öncelikle. Orada bizim işte bu bireye en önce ne vermemiz gerektiğini görmemiz lazım. O yüzden kapsamları bilmek lazım. Yani eğitsel rehberlikte ne türlü çalışmalar var? Mesleki rehberlikte ne türlü çalışmalar var? Kişisel sosyal rehberlik neyi kapsıyor? Onları görmemiz lazım. Şimdi önce biz birey sayısına göre rehberliğe bakalım. Ve hemen ilk notumuz şu olsun. Bireyle grupla psikolojik danışma öğretmenlerin formasyonuna uygun değildir. Öğretmenler tarafından gerçekleştirilemez. Ama bireyle ve grupla rehberlik öğretmenler tarafından da yapılır. Şimdi hemen buradan şöyle bakmamız gerekiyor. Bu aslında bu ikisinin arasındaki ayrım rehberlikle psikolojik danışma arasındaki ayrım gibi. Şeyi biliyorsunuz, rehberlik biraz daha bilişsel, biraz daha bilgilendirme ağırlıklı bir yapıya sahip iken psikolojik danışma biraz daha duygusal, biraz daha derinlemesine, biraz daha özel bir yardımı içeriyordu. Ama şöyle düşünün mesela, bireyle rehberlik yaptığınızda bir kişiye rehberlik yapıyorsunuz. Dolayısıyla herhangi bir zaman sınırlaması olmadan bireye daha çok bilgilendirmeler yapabiliyorsunuz. Eğitsel konularla ilgili olabilir, mesleki konularla ilgili olabilir, kişisel sosyal konularla ilgili olabilir. Bireyle yaparsınız. Bireyle yaptığınız zaman bu çalışmayı zaman alır. Ama eğitsel, mesleki, kişisel sosyal bazı bilgilendirmeleri grup halinde yaparsanız biraz daha ekonomik olabilir. Ama şöyle düşünün şimdi. Bireysel yaptığınızda özelleştirme ve derinleştirme şansınız var. Ama grupla yaptığınızda bu bilgilendirme yüzeysel kalıyor. Ama burada bireysel rehberlik yaparken derinlemesine ve özelleştirilmiş bilgilendirme, grupla rehberlik yaparken ise yüzeysel bilgilendirme yapma şansınız oluyor. Ama grupla yaptığınız zaman daha ekonomik oluyor. Şimdi bireyle ve grupla rehberlik yaparken rehberliğin ilkelerine uygun davranma dışında öyle belli standartlar yok ya da belli bir zaman sınırlaması yok. Ama iş psikolojik danışma olduğunda zaten bunları psikolojik danışman yapıyor. Bireysel psikolojik danışma yapılırken seanslar 45-50 dakika oluyor. 4-6 oturum sürüyor ve derinlemesine yapılıyor. Daha çok psikolojik danışma lisansına sahip olan bireyler tarafından yapılıyor. Kendi içinde
Özel psikolojik danışma teknikleri, ilkeleri ve etik standartları var. Grupla psikolojik danışma yapıldığı zaman yine mesela grupla ilgili duygusal sosyal konulardan. Ama bakın mesela grup rehberliğinde kişi sınırlaması yok. Ama grupla psikolojik danışmada kişi sayısının 8-12 aralığında olması gerekiyor. Yine mesela grup rehberliğinde süre sınırlaması çok kesin bir biçimde yok. Ama grupla psikolojik danışma yaparken seansların standart süreleri var. Ki yaklaşık ortalama 90 dakika sürüyor bir seansı. O da 10-12 oturum halinde yürüyor. Ama bireyle psikolojik danışma yaparken daha derinlemesine, grupla psikolojik danışma yaparken yine biraz daha yüzeysel yardım oluyor. Ama grupla psikolojik danışmada da ilkeler, etik standartlar ve kendine özgü teknikler var. İşin o tarafı sizi çok ilgilendirmiyor. Biz işin bireysel ve grup rehberliği kısmında olacağız ve oraya bu çalışmalar öğretmenler tarafından yapılabilir bir. Bireysel ve grup rehberliği bilişsel ağırlıklıdır. İki, bireysel ve grup rehberliği bilgilendirme, özellikle bunun altını çiziyorum, eğitsel, mesleki, kişisel, sosyal konularda bilgilendirme ağırlıklıdır. Bunu rehber öğretmenler, psikolojik danışmanlar da yapabilir, öğretmenler de yapabilir. Dolayısıyla bireyle rehberlik, grupla rehberlik, psikolojik danışmanların yanı sıra öğretmenlerin de yapabileceği bir görevdir gözüyle bakmamız gerekiyor bu sürece. Şimdi buradan bize sorulma olasılığı olan grup rehberliğini biraz çekelim. Şimdi grup rehberliğini psikolojik danışmanlar da ve öğretmenler de yapabiliyordu. Bireysel rehberlik de öyleydi. Ama bir kere grup rehberliği kesinlikle bir amaç yönelimidir. Yani sizin öğrencilere grupla rehberlik yaparken o grup çalışmasında neye, hangi amaca yönelik çalışacağınız bellidir. İşte verimli ders çalışma ile ilgili bilgi mi vereceksiniz? Zaman yönetimi ile ilgili bilgi mi vereceksiniz? Meslekleri mi tanıtacaksınız? Ne tür bilgi vereceksiniz? Amacı bellidir. Ağırlıkla ve önemli bilişsel ve bilgilendirmeye dönüktür. Ama sonuçta siz grupta bilgi verirken verdiğiniz bilgiler üzerinde çocuklarla tartışırsınız. Konuşursunuz. O zaman öğrenciler arasında bir akran etkileşimi olur ve birbirlerinin fikirlerine geri bildirim verirler. O yüzden grupla rehberlik yapılırken akran etkileşimi ve akran geri bildirimlerinde belli oranda sağlamış olursunuz. Grup etkileşimi, yani o gruptaki bireylerin birbirlerinin fikirlerini görmeleri, duymaları, tartışmaları, birbirlerine geri bildirim vermeleri grup etkileşimi veya grup dinamiği dediğimiz bir iklim sağlar. Grup etkileşimi de malumunuz onların iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ha, siz gerektiğinde bir şekilde bireysel rehberliği yerine grup rehberliğini tercih edebilirsiniz. Bunu şöyle tercih edebilirsiniz. Mesela bir sınıfın sınıf rehber öğretmenisiniz. Öğrencileriniz son zamanlarda işte yaklaşmakta olan sınavlara hazırlanmayla ilgili sizden bireysel rehberlik talep etmeye başladılar. Ve bir öğrenci, iki öğrenci, üç öğrenci derken işte sınava hazırlanma sürecinde neler önerirsiniz hocam diye sormaya başladılar. Bunları bireysel bireysel sordular. Siz de şöyle düşündünüz. Dediniz ki ya bunların hepsine tek tek böyle bilgilendirme yapmaktansa ben o zaman bu yaklaşan sınavla ilgili neleri önerebileceğimi, nasıl çalışmaları gerektiğini toplayayım onları bir grup halinde yapayım dersiniz. Dolayısıyla daha ekonomik ve daha hızlı bir bilgilendirme yapmış olursunuz. Dolayısıyla gerektiğinde bireysel rehberliğin yerini alabilir dememizin kastı öğretmenler veya psikolojik danışmanlar öğrencilerin kendilerine bireysel olarak getirdikleri problemlerin belli bir konuda yoğunluk kazandığını ve ortak bir problem olduğunu görürlerse o zaman bireysel rehberlik vermek yerine bunu grup rehberliğiyle gerçekleştirebilirler. Bu da bizim için önemli bir nokta olabilir. Öğretmenler de psikolojik danışmanlar da yapabilir. Bilgileri mutlaka bir kenarda dursun. Bu şu ihtimale karşı. Yarın öbür gün aşağıdakilerden hangisi grup rehberliği çalışmalarının özelliklerinden biri değildir sorusuna karşı bunu bir biçimde göz önünde bulundurmamız lazım. Ama şimdi şöyle de düşünmek lazım. O zaman grup rehberliği bir kişinin ya da bir öğrencinin sorununa grupça çözüm bulma amacı gütmüyor.
Daha çok işte belli konularda, ki onlar da eğitsel konular, mesleki konular, kişisel sosyal konularda bilgilendirmeyi öne çıkarıyor. Ama çalışma grupla yapıldığı için akran etkileşimi, akran geri bildirimi, işte sosyal becerilerin gelişmesi, sosyal beceriler gelişirken yanı sıra iletişim becerilerin gelişmesi gibi bazı önemli katkılar verilebiliyor. Grup rehberliğinde daha çok böyle düşünmemiz gerekir. Şimdi şöyle bir cümleye dikkat etmenizi özellikle altını çizeceğim. Cümlem öncelikle şöyle. Buna dikkat edin. O şu. Eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik, kişisel sosyal rehberlik. Şimdi bu üç alanda da bireysel ya da grupla rehberlik yapılabilir. Üç alanın üçünde de yani eğitsel bilgilendirmeyi, mesleki bilgilendirmeyi ve kişisel sosyal bilgilendirmeyi ne yapabilirsiniz? Bireysel rehberlikle ya da grup rehberliği de ile de yapabilirsiniz. Ama şimdi dikkat edin buraya. Bu önemli bir şey. Eğitsel ve mesleki rehberliği genellikle grup rehberliği şeklinde ama gerektiğinde de bireysel yapacak şekilde planlarsınız. Kişisel sosyal rehberliği, çünkü o kişisel sosyal deyince biraz daha bireye özgü sorunlar olabilir. Onu biraz bireysel rehberlik şeklinde planlayıp gerektiğinde grupla da yapabilirsiniz. Ama bunu iyi anlayın, bakın önemli bir şey bu. Diyorum ki eğitsel, mesleki, kişisel, sosyal alanlarda bireysel de grupla da rehberlik yapılabilir. Gerektiğinde bireysel, gerektiğinde grupla rehberlik yapılabilir. Bunun önünde bir engel yok. Ama genellikle, onun altını çizin, o bir kesinlik taşımıyor. Ağırlıkla, genellikle eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmaları grup rehberliği şeklinde planlanır. Gerekirse bireysel rehberlik yapılır. Ha, kişisel sosyal rehberlikte de daha çok bireysel rehberlik şeklinde düşünülür. Gerektiğinde grup rehberliği yapılır gibi bir ifade işimizi önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. Bunları bu biçimde düşünelim. Ama bu işin psikolojik danışma kısmı, yani bireyle psikolojik danışma ve grupla psikolojik danışma kısmı da psikolojik danışmanlar tarafından sadece oturumlar halinde, belli oturum sürelerinde, etik ilkeler ve standartlara bağlı olarak yapılır. Öğretmenler tarafından gerçekleştirilmez, bilgisinin altında bir şekilde biz çizmiş olduk. Ama şu önemli bir şey, grup rehberliği yaparken de, bireysel rehberlik yaparken de rehberliğin ilkelerine uyum sağlamamız gerekiyor. Şimdi buradan hareketle biz şimdi bu konuyu birey sayısına göre bıraktık. Şimdi geldik öğretim kademelerine göre konusuna. Öğretim kademelerine göre de şöyle düşünmemiz gerekiyor. Efendim? Hocam. Buyurun. Ben duyuyorum, siz benim sesimi Hocam duyuyor musunuz? sesiniz gidiyor ama tek bende mi ki? Bir soralım arkadaşlara. Hocam benim başka arkadaşlardan nasıl acaba? Verebilirse. Az önce gitmişti hocam bir ara. Şu anda geldi. Var mı şu anda bir Aynen soru? şu an iyi hocam. Peki, tamam. Şu an geliyor hocam. Tam yok. Ha, tamam. Tamam. Bana Hocam şimdi bazen gittik hep ama az önce hepsi gitti hocam. ses kesilmesinde bazen şey yapıyor. Bana uyarı veriyor ama vermedi uyarı. Şöyle söyleyeyim kabaca ne söylediğimi. Dedim ki bireysel psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma konusuyla ilgili olarak bunları yalnızca psikolojik danışmanlar yapar, öğretmenler yapamaz. Bilgisini kenara koyduk. Ama şunu söylemiştim. Eğitsel, mesleki, kişisel, sosyal alanlarda gerektiğinde bireysel, gerektiğinde grupla rehberlik yapılabilir. Ama eğitsel ve mesleki alanda genellikle grupla, gerektiğinde bireysel tercih edilir. Kişisel sosyal alanda bireysel rehberlik tercih edilir. Gerekirse grup rehberliği yapılır gibi bir bilgiyi vermeye çalışmıştım. Anlaşıldıysa orası, orada bir sıkıntı yoktur diye düşünebiliriz. Peki. Evet hocam, teşekkürler. Peki, tamam. O zaman şimdi öğretim kademelerine göre düşünelim. Şöyle düşünelim ama önce birkaç tane önemli notumuz olsun.
Neden acaba rehberlik hizmetleri öğretim kademelerine göre farklılık gösteriyor? Neden okul öncesinde farklı bazı amaçlar, etkinliklerle yapılırken ilk öğretimde farklı, lisede farklı şeyleri odağa alabiliyor? Tabii burada gelişimsel ihtiyaçlar, içinde bulunan gelişim dönemi, bireylerin gelişim özellikleri, bunlar rehberlik ihtiyaçlarını değiştiriyor. Ama şimdi benim burada söylemem gereken önemli bazı birkaç tane not var. Şimdi bir, öğretim kademelerinin tamamında eğitsel, kişisel, sosyal ve mesleki rehberlik yapılır. Yani okul öncesi eğitimde de, hocam şimdi bunlar meslek seçmiyor, bir yere yöneltmiyoruz, niye mesleki rehberlik yapıyoruz demeyin. Meslekleri fark etsinler, tanısınlar, her meslek önemlidir, değerlidir diye düşünsünler. O yüzden hatta mesleki gelişimin okul öncesinden başladığını biliyoruz. O yüzden tüm alanlarda, eğitsel, kişisel, sosyal ve mesleki, üç alanın üçünde de her öğretim kademesinde rehberlik hizmeti verilir. Bu bir. İkincisi, rehberlik hizmetleri okulların gelişimsel ihtiyaçlarına, içinde bulundukları gelişimsel dönemlere göre amaç, yöntem, teknik, etkinlik bakımından ne yapabilir? Farklılık gösterebilir. Bir de mesela biz her kademede eğitsel, kişisel, sosyal ve mesleki rehberlik veriyoruz ama bunların ağırlıkları öğretim kademesine göre değişebilir. Mesela okul öncesinde kişisel, sosyal çalışmalar daha öne çıkarken ilkokulda eğitsel, belki lisede mesleki çalışmalar öne çıkabilir. Ağırlıkları farklı olabilir. Ama şu önemliydi, rehberliğin ilkelerinde söylemiştim, bir daha tekrarlayayım. O da şu, amaçlar, yöntemler, teknikler, bireyi tanıma teknikleri değişir. Ama hangi kademede rehberlik hizmeti verirsek verelim, benimseyeceğimiz rehberlik ilkeleri değişmez. Yani gönüllülük, gizlilik, işbirliği ilkelerine okul öncesinde de uyarız, ilkokulda da uyarız, lisede de uyarız. Ama rehberlik programı, planı, etkinliklerinin amaçları değişebilir. Planımız, programımız öğretim kademelerine göre değişkenlik gösterebilir. Kullandığımız yöntem ve teknikler değişkenlik gösterebilir. Kullandığımız birey tanıma teknikleri, örneğin okul öncesinde okuma yazma bilmedikleri için otobiyografinin belki uygulanması uygun olmaz. Daha çok gözleme dayalı veya uyumlaştırılmış birey tanıma tekniklerini uygularız mesela. Yine mesela bakıldığı zaman orada kullandığımız mesela ilkokulda ve okul öncesinde daha somut materyallerle çalışırız. Bilişsel olarak onlara ağır gelecek etkinlikler yapmayız. Ama rehberliğin ilkeleri bütün kademelerde geçerlidir. Şimdi, hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Okul öncesinde kişisel sosyal rehberliğe daha çok ağırlık veriliyor dediniz ya. Evet, yani verebiliriz. Verebiliriz. Bunun önemli bir gerekçesi vardı sanırsam, ama ben unuttum tam olarak. Şimdi aileden ayrılacak, okula başlayacak, yeni bir sosyal çevreye girecek, arkadaş edinecek, uyum sağlayacak, anne baba gözetimi olmadan özgüven geliştirecek. İşte bu arkadaş edinme, o şeye uyum sağlama, sosyal ortama uyum sağlama, özgüven geliştirme biraz neyle ilgili? Kişisel sosyal konularla ilgili. Ama mesela bir yandan da ilkokula hazır hale gelecek. Orada başarması gereken, ilkokula hazırlık anlamında başarması gereken şeyler var. Eğitsel rehberlik de yapılıyor. Bir yandan da yavaş yavaş çevresinde annesinin, babasının, gördüğü insanların mesleklerini tanıması. Her meslek önemlidir. Meslekler eğitimle kazanılır. İşte her meslek her cinsiyete uygundur gibi biraz o meslekleri tanıma ve keşfetmeyle ilgili şeyler de olacak. Ama biz tabii ağırlığımızı belki kişisel sosyal alanlara vereceğiz. Ama ilkokula geldiğinde mesela ilkokulda işte okuma yazma var, ödevler var, bir eğitsel performans bekleniyor, yavaş yavaş ders çalışma sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor. Tabii ki kişisel sosyal rehberlik ilkokulda da olur. Mesleki rehberlik ilkokulda da olur. Ama belki ağırlığınızı bu işte okuma yazma öğrenmeye, ödev yapmaya, akademik sorumluluklar üstlenmeye verebilirsiniz.
Mesela işte ortaokula doğru girdiğimizde şimdi ergenlikle beraber mutlaka yine kişisel sosyal çalışmalar yapacaksınız. Ama mesela işte orada da liselere giriş sınavı var. Bunun yarattığı kaygılar var. Artı ortaokulda dersler çeşitleniyor. Her derse başka öğretmen giriyor. Derse özgü çalışma yolları belki farklılaşıyor. Yine eğitimsel rehberlik vermeniz gerekecek. Yine ortaokulda da bireylerin ilgilerini fark etmesi, yetenekleri fark etmesi, değerlerini fark etmesi ki özellikle ilgilerin 11-12, yeteneklerin 13-14'te yavaş yavaş ayrıştığı ve çocuklar tarafından fark edildiği, 15 yaşına gelindiğinde de mesleki değerlerin fark edildiği görülüyor. En azından mesleki rehberlik anlamında da bunları belki vermeniz gerekecek. Lise yine ergenlik devam edecek. Ona göre belki kişisel sosyal çalışmalar yapacaksınız. Üniversite sınavına hazırlık anlamında mutlaka eğitimsel rehberlik yapacaksınız ama mesleki rehberlik faaliyetlerine ağırlık vermeniz gerekecek. Adam bölüm seçecek, üniversiteye gidecek, bir meslek alanına karar verecek gibi durumlar var. Ona göre vermemiz gerekiyor. Şimdi neye göre Hocam, bunlar? Efendim? sözünüz bitti sandım da o yüzden sordum. Estağfurullah, buyurun. Bitmediyse devam edebilirsiniz. Yok, buyurun. Ben tamamlarım onu. Hocam, ilkeler mesela değişmez demiştik. Gizlilik, gönüllülük esas demiştik. Ama Evet. mesela kriz durumlarında çocuk annesinin babasını kaybettiğinde ya da böyle ayrılık durumları, deprem gibi durumlarda gönüllülük aranmaz diyoruz. O zaman nasıl oluyor mesela? Ama onu her yerde yapıyorsun. Yani şöyle düşün. İlkeler değişkenlik göstermez derken rehberliğin ilkelerinin tamamını okul öncesinde de hangi koşullarda, hangi şartlarda yerine getiriyorsak, ilkokulda da hangi koşullarda, hangi şartlarda yerine getiriyorsak. Dolayısıyla ilkeler ve ilkelerin gerekleriyle ilgili çalışmalar her öğretim kademesinde aynıdır anlamında söylüyorum ben onu. Dönüp bakarsanız çok sayıda soru var. Mesela burada şöyle soruyorlar soruyu genellikle. Öğretim kademelerine göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri farklılık gösterebilir. Soru da şöyle diyor. Aşağıdakilerden hangisi bakımından bir farklılık göstermez? Seçeneklere bakıyorsun, rehberliğin amaçları farklılık gösterir. Kullanılan program plan farklılık gösterir. Yöntem teknik etkinlikler farklılık gösterir. Bireyi tanıma teknikleri farklılık gösterir. Cevap ne? Benimsenen temel ilkeler diyor. Ben buna istinaden bunu söylüyorum. Ve ben burada ilkeler değişmez derken mesela işte bir ilkeyi okul öncesinde kullanalım, ilkokulda kullanmayalım. Ya da bir ilkeyi okul öncesinde böyle kullanalım, ortaokulda böyle kullanalım demiyoruz. Dolayısıyla Anladım. ilkeler ve onun gerektirdiği her ne varsa, bu senin söylediğin, verdiğin örnekteki şeyler de dahil, bunların hepsi rehberlik hizmetinin verildiği yere bakılmadan, öğretim kademesine bakılmadan her yerde geçerlidir anlamında söylüyorum ben onu. Öyle anlaşılırsa daha iyi olur. Tamam. Evet, oldu hocam. Peki, o zaman ona göre dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi yalnızca farklılık gösteren şeylerden bir tanesi ilkeler dışındaki şeyler değil. Mesela yöntem ve teknikler de farklılık gösteriyor. Bir arkadaşımız demiş ki işte veriliş biçimi. Veriliş biçimi de ne demek? Yöntem, teknik, etkinlikler demek. Ne yaparsınız mesela? Okul öncesi ve ilkokulda daha çok oyunla, gözlemle bu işi götürürsünüz. Mesela belki lisede akran danışmanlığını da bir yöntem olarak kullanabilirsiniz. Şeyi biliyorsunuz, ergenlik döneminde akranların söyledikleri veya birbirlerine yaptıkları rehberlikler daha önemli olabilir. Mesela her kademede belki siz okul psikolojik danışmanları ne yapabilir? Psikolojik danışma yapabilir. Ama mesela bunu okul öncesi ve ilkokulda daha çok oyun terapisi şeklinde yapabilir. Ama lisede, ortaokul ve lisede daha çok psikolojik danışma ve belki akran danışmanlığına ağırlık verecek şekilde yapabilir. Dolayısıyla bu türlü yöntem ve teknikler de değişir. Hatta işte demin söylediğimiz gibi o bakıldığında orada kullanılan etkinlikler de gelişim özelliklerine göre farklılık gösterecektir. İşte gelişimsel ihtiyaçlar farklı olduğu için, öğrencilerle kurulan ilişki biçimi farklı olduğu için, eğitim programları farklı olduğu için, okulların örgütsel yapısı farklı olduğu için,
kullanılan teknik, yöntem ve araç gereçler farklı olduğu için öğretim kademelerinde göre rehberlik diye bir başlık var. Okul öncesinde ne önemli? Ama bunun altını bir kez daha çiziyorum. Öğretim kademelerine göre hizmetler, amaçları, yöntemleri, teknikleri, veriliş biçimi vesaire bakımından değişkenlik gösterse de benimsediğimiz ilkeler değişkenlik göstermez. Öğretim kademelerine göre farklı ağırlıkta yoğunlaşsak da tüm öğretim kademelerinde kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik yapılır ve mesleki rehberlik çalışmaları okul öncesinde başlamalıdır. En azından meslekleri tanıma ve mesleklerle ilgili farkındalıkla sınırlı olsa bile mutlaka yapılmalıdır bilgisini bir biçimde vermemiz gerekiyor. Şimdi okul öncesinde neye önem veririz? Bu biliyorsunuz işte daha çok ilkokula başlamadan önce çocuğun kendini tanıması, sosyalleşmesi, özgüven geliştirmesi, sınırlarını keşfetmesi, okula uyum sağlaması, okula ve öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmesi, yetenek ve ilgiler hakkında farkındalık kazanması. Farkındalık kazanması önemli ölçüde. Burada şunu görürsünüz. Mesela burada kendini tanıma, sosyalleşme, özgüven ve sınırlarını keşfetme daha çok kişisel sosyal çalışmalar. Okula uyum sağlama, okula ve öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirme de daha çok eğitsel çalışmalar. Yetenek ve ilgi hakkında farkındalık, dikkat edin öyle formal biçimde değil, biraz daha böyle fark edebileceği etkinlikler. Bu da biraz mesleki rehberliğe gelir. Aynı zamanda mesleki rehberlik anlamında var onların etkinlikleri. Hani meslekleri tanıyalım etkinlikleri var, bununla ilgili kıyafetler var, drama çalışmaları var. Her meslek önemli görülsün, değerli görülsün, çevresindeki meslekleri tanısınlar, bu türlü şeyler var. Ağırlığını daha çok bunlara vermesi gerekiyor. Bu bilgiler en son 2020 yılında yayınlanan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yönetmeliğinde yer alıyor. Okul öncesindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin çerçevesini bunlar oluşturur diye bakmamız gerekiyor. Peki, ilkokulda ya da daha çok 1 ile 4 düşünelim nelere ağırlık veriyoruz. Mesela birinci sınıf zor bir sınıf. Okula uyum burada yine önem kazanıyor. Bu işin eğitsel rehberlik kısmı. Eğitim ortamını, öğrenmeye olumlu tutumu burada da görmeye çalışıyoruz. Öğrenmeyi öğrenme, öğrendiklerini aktarma, ödev yapma, bilişsel beceriler, bilişsel düşünsel beceriler kazanma. Şimdi buraya kadar baktığınızda mesela okula uyum, eğitim ortamına uyum, öğrenmeye olumlu tutum, öğrenmeyi öğrenme, öğrendiğini aktarma, ödev yapma, bilişsel düşünsel beceriler kısmı eğitsel. Ağırlığımızı ilkokulda eğitsel rehberliğe vermemiz gerekebilir. Ama yine kendini tanıma, yine özgüven geliştirme, yine duyguları tanıma, arkadaş edinme, problem çözme bunlar da daha çok nedir? Kişisel sosyal rehberliktir. Ama biz ilkokulda da yine mesleklerin tanıtılması, çevresindeki meslekleri fark etmesi, mesleklerle ilgili bilgi toplaması gibi çalışmaları yapmaya çalışırız. Onlarla ilgili hayalimdeki meslek resim çizdiririz, drama yaptırırız vesaire bunlar olur bakıldığı zaman. İlkokulda ağırlığı bunlara vermeye çalışıyoruz. Peki ortaokulda ne yaparız? Şimdi ortaokulda biraz ergenliğe giriyorlar. Hatta 5. ve 6. sınıfta belki erinlik, 7 ve 8'de tam olarak ergenliğe girmiş olurlar. Yani bu erinlik de neydi biliyorsunuz? Ergenlikten hemen önceki aşama. Şimdi burada arkadaşlık ilişkileri önemli hale geliyor. Karar vermeleri özellikle 8. sınıfa geldiklerinde belki gidecekleri liseyle ilgili veya genel akademik eğitim mi alacaklar yoksa mesleki eğitim mi alacaklar? Bununla ilgili bir karar vermeleri belki gerekiyor. Ama biraz böyle ergenlik dönemindeki bazı değişimler de var. Şimdi mesela arkadaşlık ilişkileri ergenlik dönemindeki değişkenler bakımından daha çok ne olur? Kişisel sosyal rehberlik olur. Ama mesela genel akademik eğitim mi alsın yoksa mesleki eğitim mi alsın, ilgileri, yetenekleri, güçlü zayıf yönleri gibi kariyer hedefleri belirlemesi bu daha çok mesleki rehberlik olur. Ama yine mesela kendine uygun öğrenme yöntemleri, çeşitlenen dersler, her derse ayrı öğretmenin girmesi anlamında da eğitsel rehberliğe ihtiyacı olabilir. Gibi ne yapabiliriz? Mantık olarak bakabiliriz. Peki liseye geldiğimizde nasıl olacak bu iş? Lisede artık bireyle psikolojik danışmaya iyi cevap verirler. Ama buradan şunu unutmayın. Psikolojik danışma bütün öğretim kademelerinde yapılabilir. Ama lisede
bilişsel ağırlıklı psikolojik danışma şeyine, müdahalesine iyi cevap verir çocuklar. Yine lisede psikolojik danışmayla bu işler yürüyebilir. Bu demek değildir ki rehberlik yapılmaz. Tabii rehberlik de bireysel ve grupla yapılabilir. Tabii yine ergenlik problemleri, kimlik bulma problemleri, arkadaşlık ilişkileri, karşı cinsle ilişkiler, biraz böyle kuşak çatışması da olacak, aile problemleri. İşte bu ergenlik, arkadaşlık ilişkileri, kuşak çatışması, aile problemleri vesaire daha çok kişisel sosyal rehberlik gerektirir. Ama mesela bir yandan da verimli, sistemli, planlı ders çalışma alışkanlığı, üniversite sınavına hazırlanma alışkanlığı gerekir. Bu da içsel rehberlik gerektirir. Ama bir yandan da artık kariyer hedefleri doğrultusunda bir üst öğrenim, bir meslek ve iş alanına yönelme de gerekecek. Tabii ki mesleki rehberlik de gerekecektir. Dolayısıyla bu bağlamlarda biraz böyle şeyle de ilişkilendirerek gelişim psikolojisindeki bu dönemlere denk gelen gelişim görevleriyle de ilişkilendirerek düşündüğünüzde işte hangi öğretim kademesinde rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarında genel olarak neye ağırlık verilebileceğini kestirme şansımız bulunabilir ama çerçeve ya da bakış açısı olarak bu biçimde bakabiliriz. Ama mesela lisede özellikle kısmen ortaokulda da kullanılabilir bu. Akran danışmanlığı daha önemli hale gelebilir. Çünkü akranların birbirlerinden etkilenmeleri ergenlik döneminde son derece önemlidir. Dolayısıyla bazı konularda akranların birbirlerine rehberlik etmesine imkan tanıyan çalışmalar yapılabilir. Dolayısıyla hatta ben size oryantasyon çalışmaları yapılırken de şey demiştim. Hani mesela bir okula 9'lar liseye yeni geldi. 10. sınıfları yani üst sınıfları o yeni gelen 9'lara okulu tanıtıcı bilgiler vermeye, oryantasyonlarına yardım etmede kullanabilirsiniz. Mesela bu bir akran danışmanlığı olur. Mantık olarak bakıldığında bu türlü şeyler kullanılabilir. Onun altını özellikle çiziyoruz. Şimdi mesela burada bireyi tanıma teknikleri bakımından farklılıklar var. Onları mesela şeyde söyleyeceğim. Bireyi tanıma tekniklerinde söyleyeceğim. Mesela diyeceğim ki problem tarama envanteri okul öncesi ve ilkokulda kullanılmıyor. Daha çok ortaokul ve lisede kullanılıyor. Ve mesela ortaokulda ve lisede kullanılırken de aynı sorulardan oluşmuyor. Problem tarama envanterine belki içinizde bilenler var. İki tane takım var. O takımı ortaokul öğrencileri için sorular. L takımı lise öğrencileri için sorular. Ama mesela problem tarama envanteri, devamsızlık nedenleri envanteri, başarısızlık nedenleri envanteri gibi envanterlerin okul öncesi ve ilkokulda çok fazla kullanılmadığını daha çok görüyoruz bakıldığında. Ama mesela oyun terapisi veya rol dağıtım tekniği gibi, arzu listesi gibi şeylerde daha çok okul öncesi ve ilkokulda kullanılabiliyor. Birey tanıma teknikleri bakımından da bazı farklılıklar görülebiliyor. Gözüyle bakacağız. Onu şeye geldiğimizde birey tanıma tekniklerinin her birini konuşurken de işte bunun özellikle hangi öğretim kademesine daha uygun olduğunu görmeye çalışacağız. Mesela bugün problem tarama envanterinin yerine yeni bir envanter kullanılıyor. 2007'de Milli Eğitim Bakanlığı bu envanterleri yeniledi. Mesela problem tarama değil de yaşam pencerem envanteri demeyi tercih ettiler. Şu anda mesela o kullanılıyor. Aynı şekilde yaşam pencerem envanterine baktığınızda da okul öncesi ve ilkokulda değil de ortaokul ve lisede daha çok kullanıldığını görebiliyorsunuz. Yani yüksek öğretimde de rehberlik yapılıyor. Ama bu yüksek öğretimdeki rehberlik bize soru getirmez. Çünkü biz orada öğretmenlik yapmıyoruz. Ama mesela orada daha çok işte kariyer alanlarında gelişim sağlama, çalışma alanlarını tanıma, yavaş yavaş eş seçme, aileden ayrı bireysel bağımsız yaşama. Çünkü üniversiteye gidildiğinde aileden ayrı bir ev kuruyor, bir bütçe yönetiyor. Öğrenci bütçesi ne kadar yönetilecekse artık işte yönetiyor bir şekilde. Bir biçimde kariyer alanlarını tanıyor. Bir biçimde yavaş yavaş işte hangi alanda çalışacağını, nasıl CV hazırlayacağını anlamaya çalışıyor. Bir yandan yaşamsal olarak bir gelişim görevi olarak işte eş seçmesi gerekiyor vesaire. Bu türlü şeylerle ilgili yüksek öğretimde de bazı hazırlıklar var. Ama yüksek öğretim bizim odağımızda olan bir şey değildir gözüyle bakmamız gerekir. Hocam peki, kapanacak bir dakika var. Ara vermesek blok yapsak olur mu? Herkese uyarsa benim için sorun yok. Teşekkürler hocam. Arkadaşlar da arayacağım.
Uyar hocam, bana uyar hocam. Neyse, sıkıntı yok. Kapansa bile yeniden şey yaparım ben. Bence çünkü... verelim araya. O zaman 5 dakika vereyim. Tamam. Sorusu olan varsa buraya kadar alayım. Ya da katkısı olan varsa. Sonra kendisi kapansın. 5 dakika olur hocam. 5 dakika ara vereyim. Efendim? Hocam şey, medikolarda yapılan üniversitelerdeki planlı değildir demek doğru mu? Değil. Doğru değil. Sonuçta orada bir biçimde rehberlik merkezleri var her üniversitenin içinde.